Merhaba arkadaşlar, edebiyatın ikinci döneminde romanla girişimizi yapıyoruz ve edebiyatı artık rahat bir şekilde hallediyoruz. Arkanıza yaslanın, gerçekten roman uzun bir konu ama ben bugün çok kısa ve özlü bir şekilde size anlatacağım. Bütün detaylarını göstereceğim. Romanın hikayeden farkı nedir, romanla alakalı temel kavramlar, özellikleri, roman türleri. Yani birçok temel detayı farklı bir şekilde ve yeni müfredata uygun bir şekilde, normalde kitaplarda olmayan şekliyle size hocanızın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunacağı şekilde detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama kısa bir sürede eğer arkanıza yaslanırsanız konuyu rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi birincisi şunu bilmemiz lazım. Roman hikayeden daha kalın, daha büyük. Yani ikisi de yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatıyor. İkisi de yer ve zamanı belli ediyor ama roman uzun, hikaye kısa. Hatta bununla alakalı üniversiteden çıkmış bir soru var. Diyor ki roman 1 kilo limonsa hikaye ona eşdeğer bir C vitamini yapıdır diyor. Yani onu küçültülmüş konsantre gibi. Peki biz buraya nasıl geldik? İlk başta bizde İslamiyet öncesinde destanlar vardı. Bozkurt, Ergenekon, Türeyiş, Alper Tunga, Şu gibi destanlar vardı. Sonra destandan halk hikayeciliğine geçtik. Halk hikayeciliği dediğimiz nedir? Kerem ve Aslı hikayeciliği. İşte Kerem ve Aslı, Ferhat ve Şirin gibi hikayeler. Hatta burada destandan halk hikayeciliği geçişin ilk ürünü olan 12 hikayeden oluşan Dede Korkut hikayeleri vardı. Bunlar destanla halk hikayeciliği arasında bir köprüydü. Olaylar düz yazı şeklinde, konuşmalar şiir şeklindeydi. Sonrasında divan edebiyatı döneminde mesneviler vardı. Yani aruz ölçüsüyle, aruzun kısa kalıplarıyla kendi içinde uyaklı yazılan şiirler. Bunlar günümüzdeki romanların hikayelerin yerini tutuyordu. İşte roman böyle oldu. İslamiyet öncesi, halk edebiyatı, divan edebiyatı ve Tanzimat döneminde de roman edebiyatımıza girdi diyoruz. Ve şimdi direkt olarak romanın tanımıyla başlıyoruz. Şimdi yaşanmış veya yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Kişi, zaman ve mekan gibi unsurlara bağlı ve uzun bir edebi tür. Neye göre? Kime göre? Tabii ki de diğer edebi türlere göre ve bilhassa öyküye göre. Roman edebiyatımıza ilk kez Tanzimat döneminde girecek. Tanzimat döneminden önce neler olduğunu zaten sizlere söyledik. Neler vardı? İşte öncesinde mesneviler vardı. Öncesinde halk hikayeleri, onun öncesinde tam milattan öncelerde destan vardı. Peki nasıl giriyor biliyor musunuz? Avrupa'da ilk olarak romanları yazanlardan biz çeviriler yapıyoruz. Yusuf Kamil Paşa denen aydın bir insanımız gidiyor. Fenelon'un Telemak adlı romanını çeviriyor. Sonrasında Namık Kemaller, Şemsettin Samiler, Recaizade Mahmut Ekrem gibi sanatçılarımız romanları, ilk edebi romanları, ilk yerli romanları yazacak. Ama en kaliteli romanlar biraz daha ileride, Servet Fünun döneminde olacak. Şimdi romanın özelliklerine baktığımızda birden çok, onların detayına geleceğiz bu arada, az önce söylediğim şeylerin detayına gireceğiz birazdan, hiç korkmayın. Birden çok olay bir tema etrafında sıralanacak. Ve buradaki gerçeklik kurmaca bir gerçeklik. Yani yazarın kafasında, zihninde uydurduğu bir gerçeklik. Yazıldığı döneminde tabii ki romanlar zihniyetini taşımak zorunda. Yani bir romancı eğer Kurtuluş Savaşı döneminde yaşadıysa, Yakup Kadri gibi, Ömer Seyfettin gibi, hatta Ömer Seyfettin Balkan Savaşları döneminde yaşıyor ama işte Yakup Kadri gibi, Aka Gündüz gibi, ne bileyim Yaşar Kemal gibi, o dönemin zihniyetinden etkilenecek ister istemez. Ve burada bütün romanlarda önce olayın serildiği giriş, sonra olayın birbirine girdiği düğüm, çatışmaların arttığı, entrikaların arttığı düğüm ve en sonunda olayın çözüme kavuştuğu çözüm bölümleri bulunacak. Giriş, gelişme, sonuç yani bu. Konusuna göre tarihi, sosyal, otobiyografik, yani adamın kendi hayatını anlattığı, psikolojik ve polisiye gibi türler var. Bunlara da gireceğiz. Şimdi konularına göre roman türlerine birincisi, konusu eğer tarihi olaylar ve kişilerse tabii ki cevap belli hocam. Tarihi roman diyeceksiniz. Bu kadar basit. Niye? Tarihi romanların konusu tarih. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa'da romanı mesela Osmanlı Devleti'nin Kurtuluş Savaşı zamanında milli mücadele dönemindeki olayları anlatan bir tarihi roman. Anlatabildim mi? Toplumsal ve ekonomik sorunlar hatta, töreler, sınıf çatışmaları, ağa köylü çatışması, imam öğretmen çatışması, böyle farklı farklı çatışmalar, bunlar da tabii ki sosyal roman olayına giriyor. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Yaprak Dökümü romanında toplumsal bir sıkıntı var. Ne oluyor? Adam bireysel ailesinin bozulması, ailesindeki çocukların toplumdan etkilenip yanlış batılaşması net bir şekilde anlatılıyor. Yine Sadri Ertem'in Çıkırıklar Durunca, Yakup Kadri'nin Yaban gibi romanları, bunları ileriki sınıflarda daha detaylı öğreneceksiniz. Hep toplumsal konu romanlar. Günlük hayatta az rastlanan, heyecan verici olayların anlatıldığı Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu gibi romanlarda tabii ki macera romanı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bir de aksiyon, heyecan, korku gibi duyulan işlendiği polisiye romanlar var ki polisiye romanlarda da şunu bilmemiz lazım. Sir Arthur K.
Piyano'nun Sherlock Holmes'i mutlaka duymuşsunuzdur. Bizde de hatta Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayat'la bu tarz özellikler giriyor. Ve yine tezli roman denen, hatta buna biz güdümlü roman da deniyor. Bir roman türü de var ki burada adamın bir hedefi var, bir amacı var. Bir güdümlü roket gibi belli bir tezi şey yapıyor. Toplumsal bir sorunu konu ediyor. Bir tez içeriyor yani. Mesela Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanında Ahmet Celal karakteri üzerinden Aydın köylü çatışmasını, Aydın'ımızın köylümüze göre yaban kalmasının anlatıldığını görüyoruz. Ve yine aynı şekilde egzotik roman denen bir roman var ki egzotik roman deyince bilinmeyen yerler, yabancı ülkelerdeki yaşayanlar anlatılacak. Pierre Loti'nin İzlanda Balıkçısı bu tara örnek. Adam gitmiş Pierre Loti İzlanda'daki balıkçıları bizlere resmetmiş, romanında anlatmış diyoruz. Bir de bilim kurgu romanları var. Bilim kurgu filmleri nasılsa bilim kurgu romanları da aynı şekilde olduğunu zihninizden çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Gelecekte olabilecek olayları anlatıyor. Bilimsel bir bakış açısıyla anlatıyor. Ve mesela Isaac Asimov'un Ben Robot adlı eseri bu tür örnek. Tabi burada Roy'u büyük yazmamız gerekiyor eser adı olduğu için. Ve yine aynı şekilde fantastik roman dediğimiz bizim edebiyatımızda bilhassa Nazlı Eray bunun en güzel örneklerini veriyor. Olağanüstü olay ve kişilerin anlatıldığı roman türü. Mesela Yüzüklerin Efendisi fantastik bir roman. Bunu da bazılarınız okumuştur. Harry Potter mesela, değil mi? Devam ediyoruz. Psikolojik roman türü de var ki burada Sertifino döneminde Mehmet Rauf Eylül adlı romanıyla ilk örneğini verecek. Olayların insan üzerine etkisi ve insan ruhunun derinlikleri psikolojik tahliller, betimlemelerle vurgulanacak. Şimdi akımlarına göre romanlara baktığımızda ise akım nedir diyeceksiniz. Akım bir sanatçının o dönemde etkilendiği düşünce tarzı oluyor. Klasizm akım var, romantizm akım var, realizm akım var, naturalizm, farklı farklı akımlar var. Bir romancı eğer yaşadığı dönemde romantizm akım varsa muhtemelen romantizm akımından etkileniyor. Veyahut da eğer realizm de varsa ikisinden birine karar veriyor. Nedir bu akımlar? Şöyle anlatayım size. Mesela eğer bir romancı klasisizm akımından etkilenmişse böyle evrensel, soylu karakterler, olması gereken tipler anlatıyor romanında böyle kusursuz. Çatalı uzatır mısın? Teşekkür ederim, buyur sen. Aklın ön planda oldu. Eğer romantik bir romancıysa, yani romantizmden etkilendiyse bu sefer olaya duygularını katıyor, düşüncelerini katıyor. Yazar karakterleri olmasını istediği gibi anlatıyor. Milliyetçi, vatansever, ülkesini seven insanlar gibi de anlatabiliyor. Aşık, deli gibi seven bir insan gibi de anlatabiliyor. Kafasına göre anlatıyor. Eğer realizmden etkilenmiş bir romancıysa, yani realist bir romancıysa romancı asla olayın akışına müdahale etmeyip kişiliğini gizleyip olduğu gibi real, gerçekçi bir şekilde gözlemleyip anlatıyor. Eğer naturalizmden etkilenmiş bir romancıysa da olayların doğal gerçekliğini, hatta gerçeğin çirkin yönünü dile getirerekten okuyucuyu yönlendirici bir şekilde anlatıyor. Bunlar sanat için sanat, bunlar toplum için sanat, bunlar sanat için sanat, bunlar da yine toplum için sanat yapıyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Fenelon'un Telemak adlı romanı klasizm akımından etkilenerek yazılmış bir klasik roman örneği olduğunu bilmenizi isteyebilirler. Ve yine aynı şekilde Victor Hugo'nun Sefiller romanı romantizm akımının etkisinde yazıldığı için yazar olayın akışını kesip bilgi veriyor, kişiliğini gizlemiyor. Mesela Ahmet Mithat Efendi'nin Felahattin Bey ve Rakım Efendi de böyle olayın akışını kesip bilgi veren bir romandır. Felahattin Bey iyidir, pardon kötüdür, Rakım Efendi iyidir, iyiler kazanır, kötüler kaybeder ve romancı olayın akışını kesip ey okurlar sizler de iyi olun, sizler de adam olun, efendi olun, yoksa kötü olursunuz buradaki gibi der. Böyle bir anda ne oluyor ya, bu adam niye olayın akışını kesti, bu roman teknik yönden kusurlu dersiniz. Duyguların esere yansıttığı romantik roman örneği. Demek ki romantizm akımındaki romanlar esasında kaliteli değil. Niye? Masal gibi. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah romanı ise realist roman örneğidir. Zaten dünyadaki bütün büyük romancılar, Dostoyevski, Tolstoy, işte ne bileyim Gogol, Turgenev, hep bunların hepsi genellikle Balzac, hep realisttir. Bizde de aynı şekilde işte Refik Halit Karaylar, Yakup Kadri Karaosmanoğulları, bunlar hep böyle realist romancılar. Olaylar gerçek hayatta olduğu gibi aktarılıyor. Yazar kişiliğini gizliyor, olaya müdahale etmiyor. Gerçekçi bir şekilde. Bir de Emile Zola'nın Nana adlı romanı gibi kahramanlar yaşanılan çevreye göre konuşturulup olaylar olduğu gibi naturalist bir şekilde, hatta gerçeğin çirkin yönü bile dile getirilerekten anlatıldığı için, her şey net bir şekilde anlatıldığı için aktarıldığından, bunlar da naturalizm akımından etkilenmiş naturalist roman örneği oluyorlar. Yani mesela Nabizade Nazım'ın Karabük adlı romanında karakterler yaşanılan çevreye göre konuşulduğundan bu bir naturalist özellikler taşıyor diyebiliriz. Veyahut da Halil Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Aşk-ı Memnu adlı romanda Dilber'in
annesine benzemesi, pardon ne Dilberi ya, Bihter'in annesine benzemesi, annesinin yaptığı gibi yine eşini aldatması soya çekim olarak anlatılıyor. Ve bu da bir naturalist bir özellik olarak eserde kendini ön plana çıkarıyor. James Joyce'un Ulysses adlı eseri ise modern bir roman örneği, modern akımdan etkilenmiş modern roman örneği. Veya varoluşçuluğun kurucusu olan Sartre'ın Blunt adlı eseri ise egzistansiyalizm, yani varoluşçu roman özelliği taşıyor. Bunlar artık biraz ekstra bilgi, süper öğrenciler için söylediğimiz bilgi. Bunları sormazlar size. Umberto Eco'nun Gül'ün adlı romanı da yine postmodern roman örneği taşıyor. Yani belli bir mantığı var bu romanların. Postmodern romanlarda kahramanlar daha çok arka planda kalıyor. Değişik bir gerçeklik var burada. Şimdi romanın unsurlarına baktığımızda ise, bakın bunu size hoca sınavda sorabilir. Tema var, anlatıcı konu, çatışmalar ve yine aynı şekilde zaman, olayın geçtiği, karakterlerin olduğu kişiler ve yine mekan, olayın geçtiği dönem olan zaman, yer olan mekan, bir de olay örgüsü var. Yani olaylar devinim içinde anlatılabiliyor. Bu oldu, sonrasında bu oldu, sonrasında bu oldu dediğimiz şeyler. Peki nedir bunlar? Olay örgüsü romanda ana olayla birlikte, ve ana olaya bağlı yardımcı olayların da bulunduğu yapı unsurudur. Yardımcı olayların da bulunduğu yapı unsurudur. Yani olay örgüsü. İşte o kız geliyor, evleniyor, ondan ayrılıyor, onu seviyor, en sonunda birleşip ölüyorlar. Bu işte olay örgüsü. Kişiler ise gerçek hayatta rastlayabileceğimiz, romanda anlatılan olayları yaşayan kişilerdir. Yani roman karakterleri genellikle yaşanmış ve yaşanabilir olayları dile getirdiği için gerçekçi karakterlerdir. Behlül, Bihter, işte Adnan Bey, bunlar gerçekçi olabilecek tipler yani. Kişiler, uçan bir kahraman değil ki adamlar. Kişiler baş kahraman, yani olayın başrol oyuncusu gibi düşünün filmlerdeki, baş kahraman ya da yardımcı kahramanlar, hani böyle işte hizmetkarlar, korumalar gibi, veyahut da işte olaydaki ikinci planda kalan tipler gibi ve karşıt güç olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. Bir de düşman, yani bu kötü adamdır deriz. Aynı filmlerdeki gibi. Kişilerin kendine özgü ruhsal ve fiziksel özelliği varsa bunlar artık birer karakterdir. Yani böyle artık net bir şekilde özellikleri, iç dünyası, dış dünyası betimlenmiştir. Ama kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi özellikleri abartılı bir biçimde verildiyse, bir tep bir tipi yansıtıyorsa, bunlara ise tip adı verilir. Olay örgüsünün oluşmasında kişiler arasındaki iç ve dış mücadeleler de önemli yer tutar. Buna hatta biz çatışma adını veriyoruz. Yani olayın, entrikaların birbirine girdiği, ay en heyecanlı yeri dizinin dediğiniz yer, işte romanın da çatışma kısmıdır arkadaşlar. Zamana baktığımızda ise romanda olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süreye tabii ki de biz zaman diyeceğiz. Bir iç zaman, bir de dış zaman vardır. Dış zaman olayın, yani gerçekten olayın, hikayenin yazıldığı dönem vardır. Bir de iç zaman, olayın içine geçen olayların yaşandığı zaman vardır. Romanda olayların geçtiği çevre veyahut da yere biz ne diyeceğiz? Mekan diyeceğiz. Romanın tamamına hakim olan duygu ve düşünce de romanın temasıdır. Sevgi, dostluk, yalnızlık, bunlar hep birer romanın temel temasıdır. Bir de romanda olayları anlatan kişiye anlatıcı deriz. Romanda olaylar birinci veya üçüncü kişi ağzından kaleme alınır. Mesela içeri girdi diyorsan bu üçüncü kişi ağzı. İçeri girdi, kapıyı kapattı, yerine oturdu. Ama içeriye girdim, kapıyı kapattım, yerime oturdum ya da oturduk diyorsa, ben ve bizli bir anlatım varsa, bu da birinci kişi anlatım. Birinci kişi anlatımda ben, üçüncü kişi anlatımda o'yu görmeniz lazım. Bir de bakış açıları vardır. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bakış açılarında bir kahraman bakış açısı vardır ki burada olayın kahramanı hikayeyi anlatıyordur, romanı anlatıyordur. Kahramanların ağzıyla anlatılıyor. Bu kahraman eserde kendi izlenimlerine, duygu düşüne yer verir. İçeriye girdim, kapıyı kapattım, yerime oturdum. Kimse yoktu, üzüldüm ama sonrasında dışarı çıktım. Bunlar kahraman bakış açısı. Bir de gözlemci bakış açısı var ki burada, bak burada ben yaptım diyor, tamam mı? Ben yaptım. Burada o yaptı, gözlemliyorsun. Romandaki olayları yalnızca gördüğü şekilde sizi yansıtır. Kahramanların üç dünyası bilmez. İçeriye girdi, yerine oturdu. Etrafına bakındı. Üzerine kırmızı bir elbise vardı. Bunlar da gözlemci bakış açısı. Bir de burayı karıştırmayın, bakın bunu hocanız sorabilir. Hakim bakış açısı vardır. Burada ise romanın kahramanlardan biri olmamasına rağmen tüm kahramanlara ve olaylara hakim olan bir bakış açısı var. Yani kahramanların duygu düşüncelerini dahi biliyor. O içeri girdi. Zihninde birçok hayal vardı. Şunları düşünüyordu. Başına birazdan gelecekleri bilmiyordu. O sırada başka bir, yani her şeyi biliyor. Adeta hani Allah her şeyi bilir ya, insan ne yaptı, ne yapacak her şeyi bilir. İşte hakim bakış açısında roman
yazarı bu birazdan buraya girdi diyor. Ve aslında birazdan da bu deprem olacağını bilmiyor diyor. Her şeyi biliyor adam. Çünkü olayı, hikayeyi oluşturan kişi o. Bazen de gözlemci bakış açısıyla yazıyor. Bir romanda bunların hepsi bir arada da olabilir arkadaşlar. Sadece kahraman bakış açısı başladı öyle bir çektiği bir kural yok. Arada bir gözlemci, arada bir hakim bakış açısı olabilir. Romanın hikayeden temel farkını söylemiştik zaten. Roman büyüktür hikayeydi. Yani roman hikayeden daha uzundu. Burasına uzun, buraya kısa yazmamız yeterli esasında. Ama romanda olay zinciri vardır arkadaşlar. Çok daha farklı bir sürü olay vardır. Genelde hikayede ise eğer olay öyküsü bile olsa tek olay vardır. Hele durum öyküsü ise hiç böyle detaylara girilmez. Bunları hikaye videomuzdan izleyebilirsiniz. Kişi kadrosu romanda son derece geniştir. Burada ise kişi kadrosu biraz daha dardır. Hemen kısadır yani zaten. Zaman her ikisinde de çok uzun süre olabilir. Burada ise daha doğrusu şöyle diyelim. Zaman burada da belirgindir. Şöyle bir yanlış yere yazıyorum. Zaman burada da belirgindir. Burada da belirlidir. Yani yer ve zaman belirsiz olamaz. Mekan, daha çok mekan vardır romanlarda. Öykülerde ise daha az mekan vardır. Betimlemeler ayrıntılıdır, detaylıdır. Ruhsal betimlemelere, tasvirlere, bütün detaylara girilir. Burada ise betimlemeler daha yüzeyseldir, daha kısadır. Böyle fazla adamın düşünsel özelliklerine, zihinsel özelliklerine girmez. Şimdi bazı özel şeyler var. Bakın bunlar gerçekten şu anda bizim size Tonguç 9. sınıf farkıyla anlattığımız süper bir detaylı anlatım. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nda eklenmiş. Bunlar iç çözümleme tekniği, anlatma, takip etme, geri dönüş tekniği, kişi tanıtımı, olay tanıtımı, postiş, parodi, ironi. Bunları dikkatli bir şekilde dinleyin. Bunları size öğretelim. Sonrasında bitirelim. Şimdi anlatma, takip etme tekniği dediğimiz şey şu. Anlatıcının okuyucu ile eser arasına girdiği teknik. Okuyucunun dikkati direkt olarak anlatıcıya yoğunlaşıyor. Yani onu dinliyorsun. Adam seni net bir şekilde okuyucu ile eser arasına koyuyor. Geriye dönüş tekniği ise bu teknikte genellikle bu teknik daha çok tarihi romanlarda kullanılıyor. Kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken karakterlerin, yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bir anda geriye dönüş yapıyorsun ve bu tekniğe başvuruyorsun. Romana gerçeklik hissi katıyor bir anda. Ne oluyor ya diyorsun. Mesela bak şimdi. Babasını hatırladı. Treni yolcu ederken aman oğlum yüzümü kara çıkarma, babayın oğlu olduğunu göster şu millete, ille de muhtara, benim oğlumsan sırtın yere gelmez diye bir geçmişi anlatıyor ve geriye dönüş tekniği yapıyor yani. O anda ne olduğunu sana okuyucu hatırlatıyor. İç çözümleme tekniği ise anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri okuduğu anlatım tekniği. Yani hakimsel bakış, hakim tanrısal bakış açısındaki teknik. Bu teknikte anlatıcı kahramanın zihnine rahatça girerek, yani nüfuz ederek onun düşüncelerini diye düşündüğü gibi ifadelerle aktarıyor. Mesela bakalım. Yavaş yavaş merdivenlere indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey'i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. Bak burada iç çözümleme tekniği var. Kocası hakkında ondan malumat alabilirdi. Hademe ile içeriye haber gönderdi. Özetleme tekniğine baktığımızda anlatıcı kişileri, olayları ya da hakkında bilgi vermek istediği herhangi bir şeyi özetleyerek anlatıyor. Bir şeyi özetleyerek anlatmasını deniyor. Memleketin hali malum. Burası da onu çok sıktı. Fazla olarak ahalinin dedikodusu. Biliyorsun ya yavrum. Bütün memleket bize düşman. Kaç yazı uğraştılar. Önüne gelen zaten bizimle uğraşır. Ama belki de ben yanılıyorum. Sen daha iyisini bilsin diye böyle bir şey özetleyip aradan veriyor. Kişi tanıtımı ise anlatıcı metindeki kahramanlarla ilgili okuyucuya tanıtıcı bilgiler veriyor. Ve bu bilgileri verirken de kahramanların ayırt edici yani farklı özel, özgün yönlerinden yararlanıyor. Hele bir tanesi vardı bir tanesi. Çocukları bu işe seferber eden de oydu. Öksileri cumartesi gecesinden de hazırlayan da. Konstantin isimli bir adamdı. Galata'da bir yazıhanesi vardı diye böyle detayına giriyor. Olay anlatımı ise metindeki olaylar bir anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılıyor. Haftadaki gece dostlara danslı çaylar veriliyor. En aşağı 2-3 gecede başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki cam mekan kaldırılmış. Delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıtla kaplanmış deyip net bir şekilde anlatıyor. Diğer anlatım tekniklerine baktığımızda. Birincisi pastiş. Bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini veya düşüncesini taklit etmek. Parodi ise ciddi sayılan bir eserin, ünlü bir eserin bir bölümünü ya da eserin tamamını, bir bölümü ya da tamamının, bir bölümünün ya da tamamının alay alınması. Yani dalga geçiyorsun eserin tamamıyla ya da bir bölümüyle. İroni ise olaylara böyle eleştirel yaklaşılan, söylenenin esasında tam tersinin ifade edildiği, kastedildiği
bir teknik. Mizahtan farklı olarak ironi olaylara daha eleştirel, dalga geçme amacıyla yaklaşıyor. Burada pastiş belli bir türün üslubunu, anlatımını taklit eder. Parodi ise belli bir metnin konusunu taklit ediyor. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dünya edebiyatının romana bir bakalım şimdi. Artık son tarihsel kısmını söyleyip bitiriyoruz. Dünya edebiyatı roman dediğimizde roman genellikle romantizm ve realizm akımı etkisiyle oluşuyor. Ve bilhassa en kaliteli romanlarda realizm akımında. Modern anlamda ilk örneği İspanyol Cervantes'in yazdığı Don Quixote adlı eser. Bu türün en iyi örnekleri 19. yüzyılda tabii ki de realizm akımıyla verilmeye başlanacak. Balzac, Honoré de Balzac ve aynı şekilde Dostoyevski, Stendhal, Turgenev, Tolstoy ve daha birçok önemli sanatçı bu dönemde eserler veriyor. Sosyal ve teknolojik gelişmeler vasıtasıyla roman türü 20. yüzyılda da büyük bir gelişme gösteriyor. Türk edebiyatına romana baktığımızda ise burada şunu bilmemiz lazım. Birincisi ilk başta Tanzimat döneminde batıya açılmamızla birlikte çeviri yoluyla girecek. Fransızcan çeviriler yapacağız. Bu dönemde dil, üslup ve teknik bakımından yeterli düzeye erişmemiş. Yani teknik bakımından kusurluyuz. Niye? Olay akışını kesiyor. Ama Fecr-i Ati'den önceki Edebiyat-ı Ciddiye dediğimiz Sert-i Fünun döneminde belli bir olgunluğa erişiyor. Zaten batılı anlamda ilk modern romanlar Sert-i Fünun sanatçısı Halil Ziya Uşaklıgil tarafından yazılıyor. Edebiyatımız o roman Sert-i Fünun döneminde güçlenecek ve Halil Ziya Uşaklıgil, az önce söylediğimiz Uşaklıgil, batılı anlamda ilk romanlar olan Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu'yu bizlere hediye ediyor. Şimdi Türk edebiyatına, dünya edebiyatına ilklerle artık bitirelim. Birincisi, dünya edebiyatına ilk roman Rabelais'in yazdığı Gargantua adlı eser. Bunu bilmenizi isteyebilirler. Modern roman ise az önce zaten söylemiştik. Cervantes'in yazdığı Don Quixote. Bize ilk roman çevirisi, bak ilk roman çevirisi, burayı not almayı unutmuş arkadaşlar. İlk roman çevirisi Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı çevirisi. Peki hangi roman, hangi sanatçının eseri bu? Fenelon'un Telemak adlı romanını çeviriyor. Sonra ilk yerli romanı Şemseddin Sami, Taaşşuku Talat ve Fitnat. Yani Talat'la Fitnat'ın Aşkı adlı bir romanı, ilk yerli roman yazıyor. Bu güzel değil esas. Çok da kaliteli değil. Yerli bir roman. Ama böyle edebi niteliği biraz zayıf. İlk edebi roman ise Namık Kemal tarafından İntibah adlı eserle yazılıyor. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Antalya'nın Kaş ilçesindeki köylülerin yaşanılan çevreye göre konuşulduğu Kara Büyük romanı. İlk modern roman diyeceğimiz, yani batılı anlamda ilk roman ise Halil Ziya Şaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanı. Bu romanda Ahmet Cemil karakteri üzerinden Sert Fünun sanatçısı net bir şekilde resmediliyor. Mavi hayallerle gelip bir roman çıkarmak isteyen Ahmet Cemil kapkara bir gecede dönüyor. Yani mutsuz bir sonla biten gerçekçi bir roman. Batılı anlamda ilk roman. İlk polisiye roman ise Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Esrar-ı Cinayat adlı eser. Ve yine ilk psikolojik roman ise Mehmet Rauf tarafından yazılan Suat Hanım, Süreyya Bey ve Necip Bey arasındaki psikolojik tahlillerin, aşkın, ızdırabın anlatıldığı Eylül adlı roman. İlk postmodern roman ise Oğuz Atay'ın eseri Tutunamayanlar olduğunu da bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı zaten size süper detaylı bilgi. Nereden çalışacağınız dair ödev vermek istiyorum. Şimdi 0'dan 9'da da arkadaşlar hemen geliyorum. Sayfa burada hem size soru bankamızdan ödev vereceğim hem de konu altından. O yüzden bir kere dikkatli dinleyin. Birincisi sayfa 118'de roman türüyle alakalı konu altına başlıyoruz. Sayfa 119, 121, 123, 125. Buraları güzel bir şekilde çalışın. Hatta zamirler konusunda bilin ki bu üniteyi tam anlamıyla tamamlamış olun. Aynı zamanda bu 0'dan 9'a kitabımızdan. 0'dan 9'dan sonra Tak Türk Dili Edebiyatı'na da yine burada romanla alakalı sadece bir yazılı sorusu bile hazırladık sizlere. Yazılı sınav bile hazırladık. Burada ÖSYM tarzı soruların olduğu, takıldığınızda çözmelerini anlattığımız roman ünitesindeki tüm bu örnek soruları, açık uçlu soruları, klasik soruları ve test sorularını çözmenizi ödev veriyorum. Dolayısıyla tam sayfayı söyleyeyim ki daha fazla uzatmayayım. Sayfa 77'den sayfa 89'a kadar, hatta 90'a kadar sayfalar ödeviniz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sizlere iyi bir dönem diliyorum. İnşallah bu dönem en güzel notlar sizleri bekliyordur.